güne güzel bir başlangıç yapsın. Günaydın tekrar. 0212 289 84 08 telefon numaramızdır. Bize ulaşabilirsiniz ki bugün ulaşmanız için çokça sebep var. Evet, mis gibi çaylar içeceğiz. Evet hocam. Hem de uzmanından. Fonksiyonel çaylar, işe yarayan çaylar. Çok işe yarayacak çünkü ne güzel spor yaptınız. Gençleşmek için spor yapıyorsunuz değil mi? Yaşlanmamak için. Bugün ben de size yaşlanmamak için, hafızanızı korumak için, bunamadan, Alzheimer'dan korunmak için neler yapmalısınız? Onunla ilgili basit çay tarifleri vereceğim. İşte müthiş. Yani çayla bu işi desteklemek harika olsa gerek. Evet. Akupunktur ve fitoterapi uzmanı Doktor Ümit Aktaş efendim. Daha önce de gelmiştiniz, yine çok şıktınız bugün. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. İyi ki geldiniz. Sizin yanınızda en azından bir kravat takayım dedim. Hocam hoş bulduk, günaydın. Sizin gibi güzel bir bayan yanında. Sağ olun. Osman Bey ve bana acaba iyi gelebilecek, boyun tutulmasına evet, iyi gelecek çay var mı Ümit Bey? Aa, keşke haberim olsaydı. Size bir ağrı kes. Aslında var. Zencefilimiz ve nanemiz var hocam birazdan. Evet. Onunla aslında migren çayları yaparız biz ama pekala ağrı kesici özelliğinden faydalanmanız şahane mümkün. Şahane. Bir de bilseydim size pazardan bugün benim mahallemde pazar var. Isırgan otu alır gelirdim. Aa. Boynunuza yakı yapardık ısırgan otuyla. Boyun tutulması için son derece iyi gelir. İyi mi gelir? Evet. Aman sağ olun evet, valla ondan çok bana lazım. Hocam. Çok tesadüf geldim harika ben sağdan sonra zor dönüyorum. Boynum çok tutuk Osman Bey derken aynı şey. Kendisinde de var. Evet, herkesin boynu tutuk ama stüdyoda da öyle. Evet, ne oldu? Neyin biraz air condition etkisi galiba. Acaba yani bu havalar yıldızların yani üzerimizde bir etkisi mi var sağlıkla, burçlarla? Soralım. Soracağız. Rezan Kiraz gelecek. Kendisine de soracağız tüm bunları. Az sonra hepsini birlikte öğreneceğiz. Ama önce başlayalım efendim. İlk çayımız nedir? Evet. Şimdi ilk önce öğrenmeyi kolaylaştıran bir çay yapacağım size. Çocukların sınav dönemi. Gerek üniversitelerde, gerek ortaokullarda, liselerde bu hafta herkes sınava giriyor. Benim kızımın da bugün İngilizce sınavı var. Sabah Allah çok güzel bir soru versin sordu hocam giderken. Acaba dedi okula giderken soruyor bana. İngiltere'deki İngilizler de Türkçe öğreniyor mudur? Çok güzel. Onun gibi kızıma da başarılar diliyorum buradan. Evet. Öğrenmeyi kolaylaştıran bir çay tarifi vereceğim size. Bu çok kolay hazırlayabileceğiniz, çocuklarınız için etkili olabilecek, her zaman bol bol içirebileceğiniz bir çay. Çocuklarınıza gazlı içecekler içireceğinize, kolalı içecekler içireceğinize küçük yaştan itibaren bitki çayları içmeye alıştırırsanız inanın çok daha faydalı bir iş yapmış olacaksınız. Hem doğal bir çay vermiş olacaksınız hem de çocuğunuz için faydalı bir çay vermiş olacaksınız. Gazlı içeceklerin zararlarından uzaklaştıracaksınız. Şimdi öğrenmeyi kolaylaştıran çaylar. Evet. Önce bizim ana bitkimiz, öğrenmeyi kolaylaştıran ana bitkimiz lavanta. Lavanta ile ilgili yayınlar var. Lavanta çayı kullanmanın öğrenmeyi kolaylaştırdığı, hafızayı güçlendirdiğine dair yayınlar var. Öte yandan lavanta bir de sakinleştirici etkiye sahip. Doğru. Yani çocukların ben hiç lavanta çayı içmemiş olabilirim mesela. İçmişsiniz. Bitki çaylarının çoğunda var. Var mı? Şey çok tabii lezzetli bir şey. Tadına da bakabilirsiniz. İçeceğiz. Çok hoşunuza gidecek. Mis gibi bir kokusu vardır. Eskiden annelerimiz lavantayı niye kullanırdı? Çekmecelerin içine koyarlardı. Evet. Küçük bir kokartı sararlardı. Bir keseye koyarlardı. Koku versin diye kullanırlardı. Lavanta sakinleştirici etkiye sahiptir. O yüzden dikkat ederseniz halk arasında da en çok yatak odalarında kullanılır. İnsanları sakinleştirsin, huzur versin, uyku versin diye kullanılır. Onun için lavanta çok güzel bir bitkidir. Çocuğunuzun aynı zamanda hafızasını açacak. Ne kadar koyuyorum? Ben her zaman bir tatlı kaşığı ölçüsünde şöyle göz kararı elimle alıyorum. Şimdi bu sakinleştirici bu hem öğrenmeyi kolaylaştıracak hem de sınav stresini yok etmek için sakinleştirecek. Peki. Şuna dikkat ediyorum. Ben her gittiğim yerde bunu söylemeye çalışıyorum. Yemek yaparken, çay yaparken herkes eline bir eldiven takıyor. O plastik eldivenle yapıyor. Bunu lütfen yapmayın. Çünkü eliniz temiz olduğu sürece sizin eldivene ihtiyacınız yok. Taktığınız eldiven steril eldiven değil. Ameliyat yapmıyorsunuz. Hep bir topu yemek yapacaksınız, çay yapacaksınız. Öyle plastik eldivenlerle falan olmasına gerek yok. Elinizdeki probiyotikler yaptığınız çaya geçsin. Çocuğunuz da sizin probiyotiklerinizi alsın. Böylece bağışıklık sistemi bir açıdan daha kuvvetlenmiş olsun. Yeşil çayım var. Yeşil çay yine öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir takım özelliklere sahip. Bizim kateşin dediğimiz maddeler var. Kateşinler var yeşil çayın içinde. Kateşinler çok önemli maddeler. Yeşil çay hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de kateşin dediğimiz maddeler sayesinde bizi hastalıklara karşı koruyor. Çok önemli antioksidan özellikleri var. Yani vücudumuzun paslanmasını engelleyen, yaşlanmasını geciktiren özellikleri var. Yeşil çay çok önemli bir bitki. Tabii yeşil çay ile siyah çay aslında aynı bitki. Yeşil çayın fermente edilmesi bir işlemden geçmiş haline biz siyah çay diyoruz. Siyah çay da aslında yeşil çay gibi aynı bitkiden olsa da bu fermentasyon sırasında yani bitkinin siyahlaştırılması sırasında içindeki kateşinlerin büyük kısmını kaybediyor.
Ama siz yeşil çay yerine siyah çay seviyorsanız onu da miktarını biraz fazla olmak suretiyle... Çok fazla kaybetmeyiz değil mi? Bir bardak fazla içince. Evet, bir bardak daha fazla, iki bardak daha fazla içince olacaktır. Ben bu yeşil çayı çok seviyorum ve gerçekten metabolizma üzerinde de ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet, öyle. Hızlandırıyor. Kesin metabolizma hızlandırıyor. Evet, yani ve gerçekten... Cildime de iyi geldiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Cildimlerin çoğunda yani var değil mi? Ben bir iki tane falan içmeye çalışıyorum. Evet hocam. Geçen programda da söylemiştik. Japon araştırmacılar bir yayın çıkardı yeşil çayla ilgili ve dediler ki dünyadaki bütün ölüm riskleri üzerinde etkili. Çok enteresan bir cümle, çok güzel ölüm bir cümle. Ölüm riskleri üzerinde. Yani her türlü nedene bağlı ölüm riskleri azalttığı için. Evet. Yani kalp damar hastalıklarını azaltıyor, Alzheimer'i azaltıyor, eklem sorunlarını iyi geliyor, cilt yaşlanmasını önlüyor. Bu nedenle de zaten Japonlar muhtemelen biraz da yeşil çay sayesinde uzun yaşıyorlar. Doğru. Evet. Yeşil çayda bir tek dikkat etmemiz gereken şey var. Yeşil çayın içinde çok yüksek kafein vardır. Dolayısıyla yüksek tansiyon yapabilir, yüksek tansiyon hastaların tansiyonlarını daha çok yükseltebilir. Çarpıntı bir miktarda çarpıntı yapabilir. Onun için kalp damar hastası olanlar, yüksek tansiyon hastası olanlar yeşil çayı sınırlı tüketmeli. Sınırlı ne olacak? Gece içmemek mi lazım sanki? Uykuyu kaçırıyor. Yani burada ölçü şu bence. İki katı kafein var unutmasınlar. Evet. Yarısı kadar kateşin var. Yeşil çayda iki katı kadar normal kafein çaydan var. Normal çaya göre iki katı kadar. İki katı kadar da kateşin var. Kateşin var. Normal çayda kafein de daha az. Kateşinde daha az. Evet. Ama miktar olarak çok içiyoruz yeşil çayı. Normal çayı. Evet, çok, bizim ben olsam yeşil içerim. Evet hocam haklısınız ama bizim damak tadımıza o fermente çay çok yakışıyor galiba. Herkesin aklına çay deyince siyah çay geliyor. Tabii kültürel bir şey bu. Japonların aklına da çay deyince yeşil çay, Çinlilerin aklına yeşil çay, Japonların aklına hatta beyaz çay, oolong çayı geliyor. Kültürel faktörler bunlar. Her toplum kendi kültürüne uygun içecekler tüketiyor tabii ki. Yeşil çayla lavanta birbirini dengeleyecek. Yeşil çayın uyarıcı etkisiyle lavantanın sakinleştirici etkisi birbirini dengeleyecek. Peki. Çok kuvvetli antioksidanlar almış olacağız. Tamam. Bunun yanında biberiyem var. Biberiye. Biberiyeye bayılıyorum. Biberiye son derece önemli. Öğrenmeye, hafızayı güçlendirici bir bitki. Aynı zamanda biberiye midevi dediğimiz bir bitki. Yani mide dostu bir bitki. Biberiye daha çok baharat olarak kullanılır. Halk arasında öyle bilinir. Et yemeklerinde çok kullanırsınız. Patateslerde çok kullanırsınız. Ama biberiyeyi çayda kullandığımız zaman öğrenmeyi güçlendirici bir çay yapıyoruz. Çocuğunuz için çok faydalı bir bitki daha kullanmış olacaksınız. Peki. Bu çayı nasıl yapacağım? Üzerine kaynar su ekleyerek yapacağım. Suyumuzu arkadaşlarım kaynattı programdan önce. Burada kaynar suyumuz var. Üzerine ekliyorum fincanımın. Şimdi bakın bu çay kaynatma çayı değil. Ama birazdan ben size bir Alzheimer çayı yapacağım. O başka bir çay, kaynatma çayı. Neden? Çünkü bu bitkilerin benim uçucu yağları olan, kaynatmaya ihtiyaç duyulmayan bizim infüzyon dediğimiz yöntemle demleyebileceğimiz bitkilerimiz. Çayımı sıcak suyu koydum, kapağını kapatacağım. Kapağını kapatmazsam... Bunu da yapsak daha doğru değil mi hocam? Nasıl? Hangi hocam? Bunun içine koysak? O da mümkün olabilir. Mümkün. Süzgeçli fincanlarım var benim. Ona koyuyorum, kapağını kapatıyorum. Daha sonra süzgecini çıkarıyorum. Böylece bitkinin o da çok kolay. İçerken daha kolay oluyor. Doğru. Ağzınıza gelmiyor. Evet. Güzel. Kapağını kapatıyorum. En önemli kısmı burası. Neden? Çünkü bu bitkilerin uçucu yağları var. O kokuyu veren uçucu yağlar. Evet. O uçucu yağların uçmasını istemiyorum. 5 ila 10 dakika boyunca demlenecek burada. Kaynatmayacağım bunu. Evet. Ama bir çayım daha var ki Alzheimer'a koruyucu çay. Alzheimer'a karşı koruyucu çay. O çayı kaynatarak yapacağım. Peki. Şimdi ona geçebiliriz isterseniz. Peki. Öğrenmeyi kolaylaştıran çay. Çocuklarımız için. İmtihana giderken içecek. Bravo. Aynı şeyi söyledim. Ne zaman içeceğiz? Hayır, hiçbir zaman öyle olmayacak. Bitkiler kimyasal ilaçlar gibi çalışmaz. Evet. Kimyasal ilaçlar şu mekanizmayla çalışır. Başım ağrıyor. Ağrı kesici aldım. Ağrım kesti. Bitkiler hiçbir zaman böyle çalışmaz. Efendim yarın İngilizce sınavım var. Hadi bugün iki fincan çay içeyim de şu İngilizceyi yalayayım, yutayım. Şöyle sularşanlar gibi böyle kuruluşayım bir anda İngilizce. Ama çocuğunuza düzenli olarak her gün bir iki fincan bu çaydan içirirseniz onun öğrenmesine yardımcı olursunuz. Peki. Şunu unutmayın. Bitkilerle ilgili ya da herhangi bir kimyasal maddeyle ilgili sürekli televizyonda duyuyorsunuz, internette duyuyorsunuz. Mucize. Alıyorsunuz her şeyi bitiriyor. Korkunç işler yapıyor. Kanseri de önlüyor, hastalıkları. Böyle bir şey yok. Zayıflatıyor. Böyle bir şey yok. Bitkiler unutmayın akut etki dediğimiz hızlı etkiyi göstermezler. Bitkiler uzun süreli dengeli ve düzenli kullanımda etki gösterirler. Etkileri geç başlar, geç biter. Geç başlar, geç biter. Evet. Ve genellikle de bitkilerle tedavide hastalıkların kökenine indiğimizi görürüz. Hastalıkları kökünden hallettiğini görürüz. Kimyasal ilaçlar gibi belirtileri değil, hastalıkları tedavi ederler. Onun için çocuğunuza düzenli olarak lütfen öğrenmeyi kolaylaştırıcı çay hazırlayın. Çocuğunuzu buna alıştırın. Peki. Son derece önemli. Bu yaşı var mı bu çayları tüketmenin? Yani hayır, ileri yaşlarda tüketilebilir. Yani genç çocuklar için söylüyorum. Her bitki kaç yaşa kadar? En küçük kaç yaşa kadar evet. mı?
Bu bitkiler için lavanta, yeşil çay ve biberiye için çocuğunuz ek gıda almaya başladıktan sonra çay kaşığının ucuyla bile verebilirsiniz. Çocuğun damak tadını da geliştirecektir. Bu bitkiler için bebeklerde kullanılmasını engelleyecek bir şey yok. Ama tabii çocuğun bitki çayı içecek yaşını düşündüğünüz zaman o çocuk en azından 1-1,5-2 yaşına gelmelidir ki hani pratikte nasıl yapabilirsiniz ancak o zaman kullanabilirsiniz. Pekala. Evet. Şimdi Alzheimer'a karşı koruyucu çay yapacağım. Alzheimer biliyorsunuz Alzheimer ve demans yani bunama günümüzün yaşlılık döneminde görülen en önemli hastalıklarından. Çünkü artık ortalama yaşam uzadı. Ortalama yaşam uzayınca yaşlılık döneminin getirdiği problemler baş göstermeye başladı. Bunlardan en önemlileri Alzheimer ve demans. Yakınlarından Alzheimer olan varsa bileceklerdir. İleri yaşta fiziksel olarak sapasağlam ama Alzheimer'dan dolayı bir çocuğa dönmüş, bir bebeğe dönmüş yakınlarınız vardır. Ve çok çilelidir. Gerçekten hasta için de çok çilelidir, yakınları için de çok çilelidir. Onun için Alzheimer'a karşı korunmak çok önemli. Çünkü hala biz Alzheimer'ı tam olarak tedavi edecek bir ilaç bulamadık, bilmiyoruz. O zaman korunmaya çalışalım. Hayatımız boyunca ne yaparsak Alzheimer'dan korunuruz. Tabii çok önemli faktörler var. Yaşam tarzı, alüminyumdan uzak durmak, sigaradan uzak durmak, alkolden uzak durmak, ömür boyu egzersiz yapmak vesaire. Bütün bunlar çok çok önemli. Ben size buna katkıda bulunması için bir bitki çayı tarifi vereceğim. Peki. Ve Alzheimer'a karşı koruduğu bilimsel yayınlarla ispatlanmış bitkiler kullanacağım. Peki. Birinci bitkim Ginkgo biloba. Bu bitkiyi gördüğünüz gibi suyun içinde bekletiyorum ben. Arkadaşlarım, Ginkgo biloba. Evet, Ginkgo biloba bu. Bu ginkgo'nun yaprakları değil ginkgo'nun mi? Yaprakları. Japon eriği diye de Türkçe'ye çevrilir. Japon bu yapraklar iki tane parçadan oluşur. Şöyle iki tane yürek düşünün. Onun için Ginkgo biloba Latince çift loblu, çift parçalı olan yaprak anlamına gelir bu. Ginkgo biloba'yı kaynatmam gerekiyor. Bakın bugüne kadar yaptığım şeylerin hiçbirinde size kaynatma tarifi vermedim. Doğru. Ama Ginkgo biloba'nın içindeki etken maddenin çıkması için kaynaması gerek. Yani ginkozit dediğimiz o maddeler. Ginkozitlerin çıkması için kaynaması gerekir. Evet. Uzun süre derken hocam? Bir 15 dakika kaynatın Minimum. Lütfen. Evet. Minimum. Peki. Kaynar suyu koyup 15 dakika kaynatın. Kaynar suyu koyup 15 dakika kaynatıyorsunuz. Arkadaşlarım yayından önce kaynattılar. Şu anda ginkgo benim kaynamış suyun içinde burada bekliyor. Güzel. Ben bunun içine, ginkgo'nun içine, ginkgo çok önemli. Bakın dünyada en fazla satılan bitkisel ilaç ginkgo. Ginkgo biloba. Evet. Dünyada en çok kullanılan bitkisel ilaç. Ginkgo biloba ağacı aslında Türkiye'de yetişen, Türkiye'nin doğal ağacı değil. İstanbul'da bir tek profesörler evinde var Balta Limanı'nda. Bir de Yeditepe'nin kampüsünde var. Benim bizim üniversitemin şeyimizde yok, var. Floramızda yok. Floramızda yok. Yani böyle ilgili olanlar. Uzak doğu çay. Antalya'da var hocam. Antalya'da biliyorum. Çok güzel Antalya iklimine uygun. Bir de Kaliforniya'da çok güzel yetişiyor. Dünyanın en kıymetli bitkilerinden bir tanesi ginkgo biloba. Kaç yıl, ne kadar bitkisi. Yaşıyordu? 500 yıl. Çok uzun yıl yaşıyor hocam. Evet. Dünyanın en uzun yaşayan zeytin ve ginkgo. Evet. Evet. Zeytin biliyorsunuz ölmez ağaç. Birazdan zeytin de var. Evet. Zeytin ölmez ağaç olarak adlandırılıyor. Hatta Anadolu'da binlerce yıllık olduğu iddia edilen zeytin ağaçları var. Ege'ye gittiğiniz zaman halk iddia ediyor bunu. Bu diyor bilmem kaç yüz yaşında, bilmem kaç bin yaşında. Zeytin çok önemli. Ginkgo biloba çok önemli. Ginkgo biloba... Osman Bey de çok pardon yazılarınızda da siz çok fazla ginkgo biloba'dan ve ginkgo'yu beğenirim ben. Çok beğeniyorsunuz. Evet. Ginkozit var içinde çünkü. Çok net bir madde ginkozit. Beynin oksijen kullanımını arttırıyor. Yani beyin hücreleri beyin damarlarına gelen oksijeni daha fazla içlerine çekebiliyorlar. Bir de inceltiyor anladığımız kadarıyla kanı. Beynin dolaşımını hızlandırıyor. Bellek dışında da çok işe yarıyor. Ginkgo'nun cinselliği etkisine yönelik yayınlar var. Cinsel ginkgo karşımını. Ginkgo'nun kulak çınlamasında çok faydalı olabileceğini gösteren bulgular var. Çinko artı ginkgo karşımı. Ginkgo gerçekten çok hak veriyorum hocaya. Mucize bitkilerden birisi. Evet. Bütün mesele ekstraksiyonu. Evet, yani içinden o maddeyi almak çok kolay bir şey değil. Standartizasyonu. Evet. Yani her içtiğinizde aynı miktar gelmesi lazım. Eğer bunu hoca burada batırıp çıkarsaydı olmazdı. Evet. Çok doğru bir şekilde bekletiyor. İçinden o maddelerin geçmesini sağlıyor. Buyurun hocam. Peki hocam bu kulak çınlamasından konu açtınız. Yani bu da çok önemli ve herkesin son zamanlarda yani çağımızın günümüzün hastalığı gibi bir şey. Herkese bir kulak çınlaması, dengesizlik. O çözümü de bulunamıyor çok kolay o kulak çınlamasının. Evet. Bunda gerçekten spesifik olarak siz bitkilere mi yönelmeyi tavsiye ediyorsunuz? Değil mi? Şimdi kulak çınlamasının esası şu, basitçe söylemek gerekirse her organın ebru kansızlığa karşı bir tepkisi var. Kansızlığa, evet. Tamam. Biz yaşlanınca kalp damarlarımız daralıyor. Kalbimize kan gitmeyince biz çaba gösterdiğimiz zaman göğüs ağrısı oluyor. Cildimize kan gitmeyince cildimiz buruşuyor. Gözlerimize kan gitmeyince daha az görmeye başlıyoruz. Kulağımıza giden kan azalınca da kulağımız bağırıp çağırmaya başlıyor. Bu bağırıp çağırmaların mesajları aslında
çınlamalar. Peki. Yani evet. Yeteri kadar ben beslenemiyorum, bana kan gönder diyor. Peki. İşte ginkgo kanı incelttiği için muhtemelen, başka yolu var mı bilmiyorum. Evet. Hoca daha iyi biliyordur onu. Estağfurullah, rica ederim. Tabii ki kulak çınlaması tedavisi çok zor diyordur. Evet. Çünkü yok, oradaki kanlanmayı, hatta. Evet yani tam olarak geçirebilen kesin bir tedavi yok. Yalnızca destekleyici tedaviler verebiliyoruz. Bitkilerden ginkgo gerçekten çok önemli. Ginseng belki bunun yanına katılabilir. Çinko. Çinko muhakkak vermek gerekir. D vitamini seviyesine çok bakıyorum ben hastalarda. D vitamini bağışıklık sisteminin ana vitamini ve henüz bilmediğimiz mekanizmalarla vücuttaki pek çok mekanizmayı aslında mücadele tetikliyor. Çok doğru. Örneğin şeker hastalığını bile engellediğine dair D vitamini yayınlar var. Ve çok enteresan, benim baktığım hastaların %90'ından fazlasında D vitamini eksik çıkıyor hocam. Sizin Türkiye'de çok yaygın. Çok yaygın. Çok yaygın. Onun özellikle için... kadınlarda yaygın. Örtülme, evet, evet, evet. Güneşlerin çok güneşi fazla faydalanma var. Hani biz böyle yabancıları görünce işte güneşi gördü kendini çimlere attı. Aynen. Aslında evet, evet. Güneşlenmek için atmıyor. D vitamini eğitimlerinde var. Nisan'da geliyorlar. Doğru, Kasım'da doğru. Biz buradayız. Antalya'da hala sahilde insanlar var. Yani çünkü bir de güneşi açlar. Bir de bu güneş yağı meselesi çıktı ya. Pehlivanlar gibi yağlanıyoruz. Güneşe çıkmadan önce böyle. Daha da kötüsü şu, evet. Belki bunu bizi izleyenler ilk defa duyacaklar. Şimdi güneşten D vitamini ürettiği zaman cildimiz, o ürettiği D vitamini önce derinin üstüne veriyor, sonra deriden emiyor. Biz güneşlendikten sonra gidip bir güzel böyle şampuanlanıp keselenince o D vitamini duşla beraber akıp gidiyor. Eyvah. Evet, bu çok önemli. Ya biraz bekleteceğiz. Biraz bekleteceğiz. Bir de tabii doğal D vitamini kaynakları da azaldı. Eskiden ne yapıyorduk? Tereyağı yiyorduk, doğal tereyağı yiyorduk. Evet. Oysa artık doğal tereyağına ulaşım azaldı. Bir de kolesterolüm yükselecek diye insanlar tereyağı yemez oldu. Evet. Halbuki mekanizma aslında çok başka. Bu sefer D vitamini doğal yollardan da alamaz olduk biz. Ama esası güneş D vitamini. Evet, güneş aktifleyendir D vitamini. Evet. Güneş çok önemli. Evet hocam. Tamam. Ginkgo biloba'mızı kaynattık. Güvenilir ürün çok önemli. Hocamın tamam. söylediği gibi kaynatarak yapmak bunu çok önemli. Çünkü yine birkaç sene önce yapılan bir çalışmada Türkiye'de bulunan piyasadaki ginkgo biloba ilaçlarının ekstrelerinin incelenmesinde Eczacılık Fakültesi'nde görüldü ki sadece 3 tanesinin içinde ginkozit var. Kalan 22 tanesinin içinde ginkozit yok. Çünkü bütün bir kişiye... Atıyorum yaban çok ben. Önemli. Lütfen. Çok, çok önemli bir sorumu söylediniz. Bunu bir gün konuşmak lazım. Hocam. Evet hocam bunu çok, ginkgo çok önemli. Ginkgo bilobanın içine yaban mersini. Niye yaban mersini koyduk? Bakın bu kırmızı mor meyvelerin hepsi çok basitçe anlatacağım size. Antosiyanin dediğimiz bir madde içerir. Latincesi bu. Türkçesi şu. Bu kırmızı mor besinler, kırmızı ve mor renkli meyveler ve sebzeler sizin kalp damar sağlığınızı korur. Yaşlanmayı geciktirir, antioksidan etki gösterir. Onu da dolayısıyla her zaman yaban mevsimini kullanacağız. Ama bence en etkili madde geliyor. Evet, şimdi zerdeçal var. Oğlum, her yerde, her zerdeçal. Derde deva. Her derde deva ve gerçekten mucizevi bir miktarı bitki zerdeçal. Miktarı ne kadar olsun? Bir tatlı kaşığı koyacağız Ebru'amcığım. Bol bol koyun çünkü zerdeçal zor emiliyor. Bravo. Ağızdan aldığınızda %90'dan fazlası evet. vücuttan atılıyor. Biyo yararlanım dediğimiz durum çok düşük. Yani kan seviyesi çok düşük oluyor. Çok çok az emiliyoruz. Onun için biz zerdeçalın haplarını kullanıyoruz hastayı tedavi etmek için. Niye? Çünkü bu şekilde kullandığınızda çoğunu atıyor vücut. Hı. Emmiyor. İçindeki kurkumini çekiyorsunuz. Evet. Saf kurkumin hapları yapıyorsunuz. Çok doğru hocam. Çok daha üstelik etkili bunun oluyor. Da eczacılık teknolojisiyle emilimini artırmak için bir takım çalışmalar için. Yapılıyor. Özel kapsüllere konuluyor. Bizim tedavide kullandığımız bir zerdeçal kapsülü şu gördüğünüz zerdeçal baharatının 1 kilosundan daha yüksek etken madde içeriyor. Yiyebilir misiniz günde 1 kilo zerdeçal? Mümkün değil. Yerseniz bilmiyorum, ölürsünüz bilmiyorum. Zaten. Bilmiyorum. Bunu içebilir miyim? Deneyeceğim yani. Ya rengi çok hoş. Öyle tadı zor biraz zor ama bakacağım. Bir deneyim bakalım. Bir deneyim bakalım. O çok değişik bir şey. Alzheimer'ı engelleyeceğiz. Zerdeçal, yaban mersi, ginkgo biloba. Zerdeçal biraz serttir. Evet. Biraz karıştırmak lazım içine. İşte damak tadı önemli. Zerdeçal burada güzel. Kök olarak da bir anda her şeyi hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum hocam. 2 yaşında bana evet. Evet o günü hatırlıyorum bir anda ben. Annen şimdi seni izliyordur. Ne yapmıştı sana söyle şimdi onu. Nasıl? Ne demişti sana 2 yaşındayken? Bana annem 2 yaşındayken demişti ki Ebru'cum dik dur lütfen. Dik olmayı öğren. Güler yüzlü ol. Her zaman açık sözlü ol. Ve ben o sözleri hep tutuyorum. Şahane. Ve sevgi dolu bir insan olmayı öğretti süper. Bana anneciğim. Ben de öyle olmayı tutuyorum. Evet. Az önceki soruya geri dönelim. Ebru Hanım'ın sorduğu soruya. Hani sınav sabahı mı içeceğiz öğrenmeyi kolaylaştıran çayı? Tıpkı onun gibi Alzheimer çayını da 60 yaşından sonra mı içeceğiz? Hayır öyle bir şey yok. Kendinizi korumak için biz size burada koruyucu formüller veriyoruz. Tedavi ayrı bir şey bitkilerle tedavi. Bunlar tamamen koruyucu formüller. Sakın ha sakın bir de bunlar faydalı diye gidip de kilo kilo yemeye kalkmayın. Öyle bir şey yok. Her şeyi kararında tutacağız. Ömrünüz boyunca her gün 1-2 fincan lavanta çayı içmek, 1-2 fincan ginkgo biloba yaban mersini tüketmek süper. Sizin için koruyucu olacak. Çok önemli. Dengeyi tutmak sonra, çok önemli. Çok evet. Çok önemli. Yiyeceklerde de bu şeyi kullansınlar değil mi hocam? Zerdeçal. Tabii zerdeçalı lütfen bol bol tüketin. Zerdeçal karaciğeri koruyor.
Kan yağları zararlı yağlar üzerinde olumlu etki gösteriyor, düşürüyor onları, zararını azaltıyor. Kansere karşı koruyucu, tümörü küçülttüğü gösterildi zerdeçalın. Ve evet, aynı zamanda da bağışıklık sisteminizi destekliyor. Son derece önemli bitki, zerdeçalı bol bol tüketin. Gelelim kan şekerini. Evet. Kan şekerini düşürücü çay yapacağız ama öncelikle vurgulamak istiyorum. Şeker hastası olanlar lütfen bu çayı dikkatle kullansınlar. Çünkü zaten şeker ilacı alıyorsunuz. Şeker ilacı aldığınız için bu çayı da kullandığınızda şekeriniz normalden daha fazla düşebilir. Onun için lütfen dikkatli kullanın. Peki normal şeker olanları da düşer mi hocam? Normal şeker olanlar daha çok dengeler hocam. Bir şey daha yapmaz. Çok dengeler. Sinemaldehit olduğu düşmez için. Düşmez yani. Çok aşırı düşmez. Tamam. Tabii dengeli beslenmek kaydıyla. Çok basit tarçın kullanıyorum. Tarçın çok önemli. Sinemaldehit var içinde. Aynı zamanda tarçın antimikrobiyal maddeler de taşıyor. Bu yaptığım şey aynı zamanda diş çürümelerini de engellemek için pekala kullanılabilir. Çünkü tarçının yanında bir de benim zeytin yaprağım var. Evet. Az önce bahsettiğimiz Ginkgo biloba ile birlikte ölmez ağaç zeytin. İçinde oleuropein isminde bir madde var. Bu Latince ismi bizim için hiç önemli değil. Ne yapıyor? Çok kuvvetli antimikrobiyal ve kan şekerini düşürmek için son derece etkili bir madde. Peki. Basitçe her yerde bulunabilir. Tarçın ve zeytin yaprağı ilk kez duyuyorum. Enteresan bu bitki, aktarlarda çok zor bulacağınız bir bitki. Dut yaprağı. Dut yaprağı. Niye zor bulacaksınız? Çünkü ekonomik değeri yok. Ciddiye alınmıyor. Çok bol var. Para kazandırmıyor. Çok bol var, para kazandırmıyor. Onun için aktarlar satmıyor. Her yer dut yaprağı dolu. Onun için dut ağacından lütfen dut yaprağınızı toplayın, gölgede kurutun. Şöyle yine bir tatlı kaşığı ölçüsünde dut yaprağı koyuyorum. Zeytin yaprağı, dut yaprağı ve tarçın. Evet. Şekerinizi düşürmek için izninizle şuradan kaynar suyumu alayım. Yine aynı şekilde bunu da infüzyon yapıyorum. Kaynatmıyorum. Mis gibi bir çay olacak. Tadı da son derece güzel. Ben basitçe şöyle yapıyorum. İlla bunu yapmak zorunda değilim. Evimde çay demlerken şöyle bir çubuk tarçın atıyorum içine, demliğin içine. Tarçınlı çay yapıyorum. Tarçının da faydalarından güzel faydalanmış oluyorum. Tarçın çok önemli. Çok güzel. Şimdi araç tutmaları için bir bulantı çayı vereceğim. Özellikle benim anneannem de öyledir. Şey, arabaya binemez. Arabaya binmeden 6 saat önce evde stres başlar. Efendim benim midem bulanacak, ben perişan olacağım diye. Onun için özellikle uzun süreli araç yolculuklarından önce, uçak yolculukları, gemi yolculukları, araba yolculukları, bu çaydan hazırlayıp bir gün önce içmeye başlarsanız, her 3-4 saatte bir fincan ve yolculuk boyunca da bir termosa koyup yanınıza taşırsanız çok faydası olduğunu göreceksiniz. Bulantı önleyici ilaçlar kadar etkili ama öte taraftan onların yan etkilerine sahip değil. Çok basit, en önemli bitkim bulantı önleyici zencefil. Evet. Kök zencefil veya toz zencefil fincanımın içine koyuyorum. Rezene hem süt artırıcı, geçen sefer de programda konuşmuştuk, hem de midevi gaz giderici. Rezene koyuyorum ve tabii tıbbi nane. Bu çaya aynı zamanda nanenin ve zencefilin ağrı kesici özelliklerinden dolayı migren çayı olarak da hazırlayıp pekala kullanabilirsiniz. Tıbbi nane rahatlatacak. Nedir? Tıbbi nane nedir? Sizin yemeklerde kullandığınız nane, su nanesi olarak adlandırdığımız nanedir. Tıbbi nane maalesef sizin o pazarlarda bulamayacağınız nanedir. Onun için ne yapacaksınız? Ambalajlı ürün almak gerekir. Doğru. Üzerinde tıbbi nane yazan, mentatif kalite yazan ürün almak gerekir. Peki. Hocam. Mide dostu, ağrı kesici ve bulantı engelleyici. Bu peki, çok güzel. Şimdi bunu bir gece önceden, bir gün önceden uzun yola çıkacaklar. Her özellikle araba bir fincan başlayacaklar içmeye. Evet, 3-4 saatte bir fincan. Bu çayı, bu çok güzel. İlk defa duyuyorum. Benim eşim de biraz araba tutuyor kendisini. Harika. Kendi yolunu önünden boşayın. Çok etkili olacak. Ben bir şey sormak istiyorum. Ya da ben kullanıyorum diye mi bulanıyor? Orasını tam çözemedim ama kullanıyorum. Hocam, unutmak için çay var mı? Neyi unutmak istiyoruz hocam? Yani bir şey unutmak istiyoruz. Güzelmiş hocam. Hep hatırlamak için. Çünkü unutmak insanın bana göre en önemli özelliklerinden biri. Evet, her şeyi unutmasaydık yaşayamazdı insan. Katılıyorum size. Var mı onun çaresi? Maalesef yok hocam. Ama zaten hafıza beşer nisyan ile malumdur. Unutmak için ayrı bir şeye gerek yok. Zaten unutuyoruz hocam. Çok güzel söylediniz. Zaten unutuyoruz. Çok doğru. Hafıza da gerçekten çok güçlü. Neler barındırıyor. Çok biz güzel. Bunları unutmuyoruz ama asla. Evet, bir kenara not ettik. Çünkü kullanacağız. Çok evet, önemli çaylar. Sabah öğleme çayıyla başlayacağız. Evet. Öğleye doğru Alzheimer. Alzheimer çayı. Öğleyi benden söyledi. Kan şekeri düşürücü. Ve bir yere gideceğimiz zaman da bir gece araç önceden çayı, araç tutma çayı. Evet hocam. Harikasınız. Ümit Aktaş, müthişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.